Zümrüt Hanım nerede? Az önce çıktılar efendim. Allah Allah, bana bir şey söylemedi. Nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum ama galiba benim yüzümden gitti Necip Bey. Hayda, ne demek şimdi bu? Ben Yalın'ın satıldığını duyunca hastalandı sanmıştım. Meğer bilmiyormuş. Söyledin mi yoksa Zümrüt Hanım'a? Kızım, madem üstüne vazif olmayan bir şey öğrendin, ne diye çeneni tutmazsın ki? Efendim Necip Bey. Zümrüt Hanım neredesiniz? Ben o eve nasıl gireceğim Necip Bey? Nerede olduğunuzu söyleyin, hemen yanınıza geleyim. Sahildeyim. Ayaklarım gitmiyor eve. Tamam efendim. Siz oradan bir yere ayrılmayın. Ben birazdan geleceğim. Efendim? Tuncay Bey merhabalar. Ben Necip Ilgaz. Yalı hususunda konuşmak için rahatsız ettim sizi. Ha, buyurun Necip Bey, sizi dinliyorum, buyurun. Böyle mevzuları telefonda konuşmak yakışık almaz. Lakin biraz acelem var. O sebeple kusuruma bakmayın. Rica ederim beyefendi, rica ederim. İkbal Hanım'ın yalıyı satması yanlışlık neticesinde hasıl olmuş. Zira ben de durumu sizden öğrendim biliyorsunuz. Mümkünse sizden istirhamım, yalıyı yeniden bize devretmeniz. Necip Bey, alışveriş bitti. Tapu üzerime geçti. Burada ben bir yanlışlık göremiyorum. Haklısınız. Ancak ticarette her şeyin bir telafisi mümkündür. Aldığınız parayı geri verin demiyorum. Rakamı siz belirleyebilirsiniz. Beni yanlış anladınız Necip Bey. Yalı benim için ticari bir konu değil. O yalının benim ve ailem için çok yüksek bir manevi değeri var. Zaten sizin de bildiği gibi Zümrüt Hanım yalıyı elden çıkarmayı hiçbir zaman düşünmemiştir. Ben de satışa sunulacak umudunu hiç kaybetmemiştim Necip Bey. Hazır yalıyı satın almışken satmaya hiç niyetim yok. Pekala, sizinle açık konuşacağım. Ödediğiniz paranın iki mislini teklif ediyorum. Yalıyı bana geri satın. Ben de açıkça şunu söylemek istiyorum Necip Bey. Yalnız para değil, Boğaz'daki bütün yalıları verseniz de teklifinizle ilgilenmiyorum. Peki Tuncay Bey, öyle olsun. Ah İkbal Hanım. Başıma sardığınız için nelere sebebiyet vereceğinden bir habersiniz. Şaka olduğunu söyle Necip Bey. Ya da bir kabus. Birazdan uyanacağım. Keşke bunu telaffuz edebilsem Zümrüt Hanım. Keşke gözünüze oturan kedere çare olabilsem. O zaman kim aldıysa tekrar geri alalım evi. Denedim Zümrüt Hanım. Yanınıza gelmeden önce aradım. Hatta iki katını teklif ettim. Ama adam asla yanaşmıyor. Korkarım bu vaziyetin bir telafisi yok.
Ben şimdi nasıl gireceğim buraya Necip Bey? Başkasının olduğunu bile bile. Kendi odamızda misafir gibi mi uyuyacağız? Ne olur yaşatmayın bunu bana. Taşınalım buradan. Nasıl isterseniz Zümrüt Hanım. Hadi Zümrüt Hanım. Daha dün gibi aklımda bu merdivenlerden inişim. İlk görüşte vurulmuştum bu eve. Bahçede o zaman bu havuz yoktu. Rahmetli ben çok istiyorum diye kıramamış. Tam bir haftada yaptırmıştı bu havuzu. Sonra çocuklar doğdu. Havuzu yaptırdığıma çok pişman olmuştum. Çocuklar her bahçeye çıktığında diken üstündeydim. Ya düşerlerse diye. Şimdi her biri büyüdü Zümrüt Hanım. Hayat değişip başka başka şekillendi. Nasıl zoruma gidiyor anlatamam Necip Bey. Resmen yuvamı elimden aldılar. Seni anlıyorum Zümrüt Hanım. Burası yıllarca sığınağınız olmuş. Ama neticede dört duvar değil midir ev dediğimiz şey? Onu yuva yapan, içinde yaşayan ve yaşananlardır. Yeter ki insanın yüreğinde huzur olsun. Onu götürdüğü her yer yeniden yuvası olur. O zaman beni yuvama götür Necip Bey. Ben daha fazla burada yaşayamam. Bu meseleyi hallolmuş bilin Zümrüt Hanım. Hoş geldiniz efendim. Ben biraz istirahat istemiyorum Necip Bey. Hay hay efendim. Buyurun yukarı çıkalım. Siz biraz dinlenin. İhtiyacınız olursa seslenirsiniz. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.